Yani bu ikinci yılda şunu görüyorum ki bir an öyle kolay kolay hayatımızdan gitmiyor. Gideceği yok. Biraz da insanların hayatlarına kattığı katkıyla yaşıyor insanlar, onu görüyorsunuz. Bir an çok haber yaptı ama çok da haberci yetiştirdi. Ve şu anda belki de Türkiye'deki evrensel standartta gazeteciliği bir anda bu yetiştirdiği gazeteciler bayrağı almış götürüyorlar. Biz de aynı şekilde götürmeye çalışıyoruz. Sadece böyle yılda bir gün anarak değil, biz her haber toplantısında, yaptığımız haberlerde, hatta kimi kriz anlarında ben zaman zaman düşünüyorum ya acaba Mehmet Ali Brandt olsa ne yapardı şu anda, nasıl tavır alırdı. Hala bizimle yani çok gitmiş gibi hissetmiyorum. Bu basına yönelik sıkıntıları Mehmet Ali Brandt hayatı boyunca yaşadı. Abdullah Öcalan söyleşisinden sonra başına gelmeyen kalmadı. Çalıştığı gazeteden 28 Şubat döneminde atıldı. Çeşitli baskılara maruz kaldı, itibarsızlaştırma çabalarına maruz kaldı. Ama bir andın hikayesi aslında bize şunu da gösteriyor. Onun sevdiği bir laf vardı, bir cümle vardı, bir atasözü hemen başucunda asılıydı. En kötü döneminde asmıştı. Hep onu tekrar edip dururdu. Bir nehrin kenarında yeterince uzun oturursanız önünüzden düşmanlarınızın ya da sizi çekemeyenlerin öyle cesetlerin akıp geçtiğini görürsünüz diyordu. Çok güzel bir metafordu. Nitekim öyle oldu. Bir zamanlar onu yasaklayanlar yasaklandı. Bir zamanlar bir anda uğraşanlar, bir anda işinden attıranlar işsiz kaldı. Türkiye'de her şey değişiyor. Bir tek gazetecilere baskı değişmiyor gördüğüm kadarıyla. Geldiklerine bir kere çok sevindim. İnsanlar hafızalar azdır ama Mehmet Ali'nin ne kadar sevildiğini ve ne kadar hala arandığını her vesileyle insanlar bana gösteriyorlar. Bugün de sağ olsun hepiniz de geldiniz. Arkadaşlar, dostlar, aile, herkes geldi. Gelmesi gerekenler geldi, hayret ettiğim insanlar da geldi. Onun için mutluyuz. Yani Mehmet Ali severdi, insanları severdi, sevilmeyi severdi. Onun için de bugün güneş de açtı yine bir kere daha. Onun için de o güzel bir anma günü oldu. Biz yani çok sevindik. O da sevinirdi. Vefat ettiği gün Doğan grubunun şeysinde merasiminde böyle güneş açmıştı. Annemle ben yan yanaydık ve de böyle bir o gün böyle bir göz göze geldik. Çok iyi hatırlıyorum yani. Bunu da bir iki muhabir de yakalamıştı. Bir iki köşe yazarı da yakalamıştı. Aynı gün gene böyle bir yandan böyle gene güneş açtı. Hep böyle bir mesaj mı geliyor? Hep böyle bir şey arıyor insan ama. Böyle o mesajı arıyor. İşte ne bileyim bir kuşun böyle deli gibi ötmesi, bir karganın orada şey yapması çünkü anneme hafif karga şeysi yapardı bazen böyle karga gibi şey yapma derdi arada sırada. O küçük şeyler hep buradayım hissi veriyor. Ve de tabii ki şeyler gelince, eski çalışma arkadaşları gelince, dostları gelince, sevenleri gelince, sadece hayranları bile gelince, bir kişi, iki kişi gelmesi bile o kadar çok önemli ki. Onun için de önemliydi. Ama bizim için daha önemli. Çünkü bir süre sonra kalabalıklar azalıyor. İnsanlar yavaş yavaş uzaklaşıyor. Küçülüyor, küçülüyor ama bu yıl küçülmedi. Hatta sanki biraz daha fazla bir katılım olmuş gibi bir his geldi bana. O da muhtemelen şundan kaynaklanıyor. Galiba herkes bir cevap arıyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Etrafımızda, Türkiye'de ve bölgemizde diye bir cevap arıyor. O cevabı galiba burada bulmaya çalışıyorlar gibi geldi bana. Bana öyle geldi nedense. Evet, ikinci yılında her yıl daha da aslında özleyerek anıyoruz. Ve yokluğunu çok hissediyoruz. Özellikle medyanın bugünkü durumunda. Keşke bizimle olsaydı, keşke başımızda olsaydı, keşke eski okulu yaşatabilseydik diye aklımızdan geçiyor. Ben de her yazdığım yazıdan sonra, her yaptığım programdan sonra şimdi arayacak. Oğlum ne yaptın? Niye böyle yaptın? Ya da helal olsun eline sağlık diyecek, sırt sıvazlayacak, kulak çekecek diye bekliyorum.
unutmamız çok zor. Biz onun okulunun mezunlarıyız. Aynı zamanda hem seyircisi hem okuruyuz. Dostumuz, arkadaşımız, üstadımız, abimiz, hocamız. Onun için yıldan yıla artan bir hasretle onu anmaya, yaşatmaya devam edeceğiz.